Cennetle müjdelenen 10 sahabe. Talha bin Ubeydullah. Hazırlayan ve sunan Abdulaziz Kutlay. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Talha bin Ubeydullah, aşere-i mübeşşeredendir. Baba adı Ubeydullah bin Osman, ana adı Sabe binti Abdullah veya Saba binti Hadrami. Annesinin soyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mürre bin Kâb'la soyunda birleşir. Ebu Bekir'le de Kâb bin Teym'de birleşir. Doğum tarihi ve yeri takriben miladi 600. yılda Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur. Ölüm tarihi ve yeri Cemel hadisesinde Hicri 36. miladi 656. yılda 56 yaşlarında şehit edildi. Kabri Irak'ta Basra yakınlarındadır. Fiziki yapısı orta boylu, geniş omuzlu, geniş göğüslü, esmer veya pembe tenli, çok saçlı, saçın ne düz ne de kıvrık ortası, saçlarında hafif beyazlık vardı. Güzel yüzlü, hızlı yürürdü, burnu ince, ayakları oldukça büyüktü. Eşleri bir Sadi veya Süeda olabilir, binti Amr. İki Cerba, binti Usame bin Kays. Oğulları bir Muhammed, 2 Ümran, 3 İsa, 4 Yahya, 5 İsmail, 6 İshak, 7 Zekeriya, 8 Yakup, 9 Musa, 10 Yusuf. Kızları 1 Ümmü İshak, 2 Ayşe, 3 Sabe, 4 Meryem. 4 kız ve 10 evladı vardı, 14 tanedir. Gazvelerine gelince Uhud, Hendek, Beni Kurayza, Uhud'dan sonraki tüm seferler, Hudeybiye, Mekke Fethi, Huneyn, Taif, Tebuk, Gatafan gibi diğerleri. Hicreti muhacirdir Mekke'den Medine'ye. Sahabeden kimle kardeşti? Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zübeyr bin Avvam'la, hicretten sonra ise onu Ubey bin Kâb'la kardeş ilan etmişti Allah Resulü. Kabilesine gelince Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kâb bin Sa'd bin Teym bin Mürre bin Kâb bin Lüey bin Galip, bin Fihr, bin Malik, bin Nadır, bin Kinane. Lakabı künyesi ise Ebu Muhammed, Talhatul Khayr, Feyyaz, Talha veya Talhatul Cevvat. Yani Cömert Talha. Kiminle akrabaydı? Hazreti Ebu Bekir'le akrabaydı. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Hazreti Ali, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam'la nübüvvetten 10 yıl önce Mekke'de doğduğu rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yıllarda 30 yaşlarındaydı. Bu da takriben 600 miladi yılına tekabül eder. Talha radıyallahu anh kumaş ve elbise ticareti yapardı. İslam'a gelişi de şöyle olmuştur. Kendisinden dinleyelim. Busra panayırında. Busra, Şam'a takriben 100 kilometre olan bir şehrin ismidir. Şam yakınlarında. Ticaret için Busra'da bulunduğumda pazara yakın bir manastırdan bir rahip şöyle bağırıyordu. Ey Panayır halkı, beni dinleyin. İçinizde harem halkından kimse var mı? Evet, ben varım dedim. O zaman çok gençtim. Yaklaş, yaklaş dedi. Yaklaştım. Bana Ahmet zuhur etti mi? Ahmet de kim? Hangi Ahmet? Rahip, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu. O Mekke şehrinde zuhur edecektir. Kendisi Hatemül Enbiya'dır, peygamberlerin sonuncusu. Haremden ayrılıp çıkacak, hicret edecek. Karataşlık çorak bir yere hicret edecek. Ona koşmanı sana tavsiye ederim dedi. Rahim'in bu sözleri beni öyle bir etkiledi ki hayrete düşüp düşündürdü. Kalbime tesir etti. Aceleyle ticaretimi yaptım, Mekke'ye döndüm ve sordum. Mekke'de neler oldu? Evet, ben yokken Mekke'de neler oldu? Bana dediler, Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamberliğe özeniyor.
peygamberliğini ilan ediyor. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir de ona tabi oldu dediler. Hayret edip hemen amcamın oğlu Hazreti Ebu Bekir'e koştum. Neler oluyor Mekke'de dedim. O da bana Talha, Muhammed Risaletini ilan etti. İyi de neye, nasıl, niçin dedim. Talha dedi Hazreti Ebu Bekir. Hemen yürü ki ona gidelim. Zira o Hakk'a davet ediyor. Talha, ben de iman ettim deyince ben de Ebu Bekir'e bu sırada rahipten duyduklarımı anlattım. Duyduklarımı anlatınca Ebu Bekir, öyleyse yürü çabuk gidelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidip bunları anlatalım dedi. Rahip de bana ona koşmamı tavsiye ederim demişti. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gittik. Bizi karşıladı. Hoş iltifatlarda bulundu. Ben de oradakilere ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a rahibin dediklerini anlattım. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bize Kur'an okudu. İslam'ı anlattı. Yüce Allah'ın müminlere vaadini, cenneti, izzet ve şerefinin yüceliğinden haber verdi. Ben de hemen İslam'a girdim. Talha bin Ubeydullah, İslam'dan önce de, yani cahiliye devrinde de okur yazar olan kişilerdendi. Talha radıyallahu anh Müslüman olunca, Kureyş'in arslanı denilen Nefel bin Hüveylid el-Adeviye ile abisi Osman bin Ubeydullah, Hazreti Ebu Bekir ile onu bir ipe bağlarlar, dinlerinden döndürüp namaz kılmamaları yönünde birçok işkenceler yaparlardı. Bu yüzden onlara Ebu Bekir ile Talha'ya karineyn, yani iki yakın denilirdi. Fakat onlar ısrarla inançlarını yaşarlardı. Teym oğulları onlara yapılan işkenceleri seyreder, tepki göstermezlerdi. Oysa başka bir meselede akrabalık gereği böyle yaparlar mıydı? Bir gün Osman bin Ubeydullah onları bağladığı halde bağları açılmış, namaz kılarken görünce hayret ederek işkenceden vazgeçmişti. Mesud bin Hiraş bu olayı şöyle anlatır, der ki, Sefa ile Merve arasında sa'y ettiğimizde birçok insanların elleri boynuna bağlı bir gencin ardına düşüp kovaladıklarını gördüm. Kim bu genç diye sorduğumda, Talha bin Ubeydullah'tır. Peki suçu ne böyle? Sorduğumda, yazık, ataların dininden çıkmış, yeni bir dine girmiş de ondan böyle oluyor dediler. Peki ya şu kadın da kim diye sorunca, bu kadın da onun annesidir, Saba binti Hadrami dediler. Mekke devrinde Talha bin Ubeydullah ticaretle meşgul olurdu ve bundan dolayı da işkencelerden korunurdu. Zaman zaman Şam taraflarına ticaret kervanlarıyla yolculuk yapardı. Bu seyahatlerin birinden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiklerini duyunca dönüşünde Mekke'ye gitmekten vazgeçmiş. Ticari menfaatlerini terk ederek Medine'de kalmaya karar verir. Bilahare Ensar'dan Esad İbni Zürare'yi Mekke'ye gönderip ailesini ve çocuklarını Medine'ye getirtmiştir. Medine'de kardeşlik yapıldığı zaman Talha bin Ubeydullah Hazretleri daha önce Mekke'deyken Zübeyir bin Avvam'la kardeş bulunuyordu. Hicretten sonra ise Hazreti Talha bin Ubeydullah Ensar'dan Ubey bin Ka'b ile din kardeşi olmuştur. Hazreti Talha bin Ubeydullah Bedir Savaşı'na katılmadı. Sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Said bin Zeyd ile onu Ebu Sufyan kumandasındaki müşrik kervan hakkında bilgi toplamak üzere göndermiş ve bu görev üzerine vazifesi sebebiyle bu harbe katılamamakla beraber Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir ganibetinden ona da Said bin Zeyd'e de hisse vermişti.